günler arkadaşlar. Yine PET 104 dersiyle birlikteyiz. Bugün ölçme değerlendirme araçlarının özelliklerinden güvenirlik konusuyla ilgili dersimizi yapacağız. Güvenirlik, ölçme sonuçlarının tesadüfi hatalardan arınıklık derecesi olarak isimlendirilmektedir. Güvenirlik konusu incelenen bir özelliğe ilişkin ölçme aracı ile farklı zamanlarda yapılan ölçüm sonuçlarının birbiriyle tutarlılığı arasındaki ilişki olarak isimlendirilebilir bir başka deyişle. Aynı ölçüm araçlarının aynı koşullarda aynı sonuçları verebilmesi güvenirlik olarak adlandırılmaktadır. Güvenirliği olan bir araç aynı zamanda kararlı ölçümler yapması gerekmektedir. Yani bu da farklı zamanlarda yapılan ölçümlerin birbiriyle ilişkili olmasını içermektedir. Duyarlılık ise ölçme aracının yapmış olduğu ölçümdeki hassaslık olarak adlandırılmaktadır. Şöyle söyleyeyim. Duyarlılık ölçme aracın biriminin ölçülen özelliği en iyi şekilde algılayacak durumda ölçmesi olarak isimlendirilmektedir. Ölçme aracının duyarlılığı özelliğin ölçüldüğü aracın biriminin küçülmesiyle orantılıdır. Şöyle ki sizin anlayacağınız dilden söyleyecek olursam, ölçme aracımız 10 sorudan oluşuyorsa, burada bir eşit aralıklı ölçek söz konusudur. Her sorunun almış olduğu puan miktarı eşit olarak dağıtıldığında 10'ar puana denk gelmektedir. Buradaki aracımızın her bir biriminin 10 puan ile veya her bir sorunun 10 puana eş değer tutulması ölçme aracımızın hassas olmadığını gösterir. Burada soru sayısını artırdığımız zaman, şöyle düşünelim, 40 soruluk bir test hazırladığımız zaman her bir soruya düşecek olan puan miktarı 2,5 puan olarak hesaplanmaktadır. Birinci testimizde 10 sorudan her birine 10 puan verirken, ikinci testimizde 40 soruda her birine 2,5 puan vermekteyiz. Burada yaptığımız ölçümde birinci test daha az hassasken, ikinci test daha hassas bir ölçüm yapmakta. Oluşan hata miktarları testin bütününü daha az etkilemektedir. Hatayı şu şekilde ifade etmiştik. Hatanın bir ölçme sonucunu etkileyebilme durumunu, hata çeşitlerine baktığımızda güvenirliği tesadüfi hataların etkilediğini söylemiştik daha önceki dersimizde. Burada oluşacak olan herhangi bir hatanın öğrencinin bildiği halde cevaplayamaması veya sürenin yetememesi gibi tesadüfi hatadan oluşacak olan bir durumun testin bütününe yapacağı etki güvenirliğimizi düşürür. Burada az sayıda sorudan oluşan ve her birine düşen puan miktarı 10 puan olduğu durumda oluşacak olan herhangi bir tesadüfi hata bizim güvenirliğimizi %10 oranında etkileyebilmektedir. Diğer taraftan daha hassas bir ölçüm, daha duyarlı bir ölçme aracıyla daha hassas bir ölçüm yapıldığında, yani soru sayısı artırıldığında yapılacak olan herhangi bir tesadüfi hatanın testin bütününü etkileme oranı daha düşük olmaktadır. Bu da bizim
ölçme aracımızın güvenirliğini daha dengede tutma ve tesadüfi hataların ölçme aracını etkileme oranını azaltmaktadır. Yapılan araştırmalar göstermiştir ki her ölçümde, slide'da da görüleceği üzere, her ölçümde ölçme aracının birimlerinin yarısı kadar bir hata olma olasılığı her zaman mümkündür. Dolayısıyla toparlayacak olursak, duyarlılığı yüksek bir ölçme aracı oluşturmak istiyorsak, birimini küçültmemiz gerekmektedir. Eğitimde ise birimin küçültülmesi, soru sayısının artmasıyla mümkündür. Ölçme aracının güvenirlik düzeyleri, güvenirlik analizi ile belirlenir. Güvenirlik katsayısı 0 ile artı 1 arasında değer alır. Ölçme aracının güvenirlik katsayısı 1'e ne kadar yakınsa, güvenirlik düzeyi de o kadar yüksek. 0'a ne kadar yakınsa, güvenirlik düzeyi o kadar düşük olur. Güvenirlik, ölçme aracında gözlenen ölçümle gerçek ölçüm arasında, gerçek ölçüm sonuçları birbirine yakındır. Sosyal bilimlerde kullanılan ölçme araçlarının güvenirlik düzeyi genellikle 1'e yakın çıkmaz. Çünkü bizler çocukların, öğrencilerin zihnindeki soyutlamaları ölçmeye çalışırız. Ve bunu da tam olarak ölçmemiz mümkün değildir. Zaten ölçme araçlarının çeşitliliği de bize bunu göstermektedir diyoruz. Şöyle bir örnek üzerinde duracak olursak, bir öğretmen öğrencilerine iki farklı zamanda uyguladığı bir ölçme aracının güvenirliğini belirlemek istediğinde, iki uygulamadan bir ortalama puan belirleyen öğretmenin ikinci uygulamada bir öğrenci rahatsızlığından dolayı düşük puan alabilir. Bir öğrenci çalışmadığı bir dersin testinde cevapları rastgele işaretleyebilir. Birinci uygulamada kopya çeken bir öğrenci, ikinci uygulamada fırsat bulamadığından kopya çekmeyebilir. Bu gibi durumlar iki uygulamadaki puanlar arasında farkın oluşmasına neden olur. Ve böyle bir durumda da güvenirlik düşer. Çünkü burada aranan şey şudur. Birinci uygulamada elde edilen sonuçlarla ikinci uygulamada elde edilen sonuçların birbirine ne kadar yakın olduğuna bakarız güvenirlikte. Bu uygulamalar arasındaki farklılık güvenirliğin düşmesine neden olur. Şu şekilde bir örnek verecek olursam, tartıyla yapılan bir ölçüm düşünelim. Kilo birim olarak alınmıştır, 1 kilo. Tartımız bizim bir torba unu tarttığımızda, birinci tartımda o unun miktarının 50 kilo geldiğini düşünelim. İkinci tartımda da aynı torba, aynı koşullarda, aynı teraziyle tartıldığında yine aynı sonucu, yani 50 kilo sonucunu vermesi beklenir. Genellikle de bu gibi ölçümlerde aynı sonucu verebilmektedir. Aynı sonucu vermediği durumda ise o ölçme aracı hatalı tartımlar yapmaktadır deriz. İşte bu hatalı tartımların oluşması da ölçme aracının güvenirliğinin düşürmesine neden olur. Aynı mantığı eğitime taşıyacak olursak, eğitimde de yine öğrencilere yaptığımız uygulamada birinci oturumda çıkarmış olduğu doğru sayısı öğrencilerin 3 öğrenci sınava girdiğini düşünürsek, doğru sayısı 40 soruda 35, 40 ve 38 olsun. Bizim beklediğimiz aynı soruları, aynı öğrencileri, aynı koşullarda, farklı bir zamanda verdiğimizde, aynı aracı, ölçme aracını verdiğimizde yine 35, 38 ve 40 puan almalarıdır beklenen. Aynı öğrencilerden aynı sonuçların alınması beklenir.
Burada sonuçların doğru cevap sayısındaki değişiklik ölçme aracının güvenirliğinin düşmüş olduğunu gösterir. Çünkü ölçme aracı her defasında aynı sonucu vererek ölçüm yapamamıştır. Biz güvenirlik katsayısını hesaplamak için korelasyon sonuçlarına bakarız. İki ölçüm arasındaki ilişkiye baktığımız zaman ve güvenirlik katsayısı 0 ile artı 1 arasında değer almaktadır. Buradaki ölçümlerde 0'a yaklaşması ölçme aracının hata miktarının arttığı, yani birinci ölçümle ikinci ölçüm arasındaki ilişkinin, benzerliğin düşük olduğunu, bire yanaşması ise yüksek olduğunu göstermektedir bize.